Zeynep, iyi misin tatlım? Çıkın dışarı. Abla. Çıkın. Ya çıksanıza dışarı. Ne olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyoruz abla. Zeynep anlatsana ne oldu? Fatih sen Selim'in babası değilsin. Selim'in babası Ertan. Sen bu yalanın bir ortağısın sadece dedim. Ne? Sen ne diyorsun ya? Zeynep sen bunu nasıl yaparsın? Nasıl söylersin? Bunu Fatih'i ne kadar üzeceğini hiç düşünmedin mi sen ya? Yani sen Selim'i de senin de öyle bırakıp giden adamı oğluna baba mı yaptı? Hem de eniştemin sizin için o kadar yaptığı şeyden sonra. Ya sen hiç düşünmedin mi Fatih'in bunu ne kadar üzebileceğini? Fatih bunu hiç hak etmemişti Zeynep. Hem de hiç. Ya sizin umurunuzda olan tek şey Fatih mi acaba? Ha? Kimse benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü umursuyor mu acaba? Abla. Ben neler yaşadım biliyor musunuz siz? Ha? Zeynep. Canım biz seni umursadığımız için buradayız güzelim. O zaman bana hesap sormayın. Tamam mı? Yok öyle bir dünya canım benim. Kusura bakma. Evet biz hesap soracağız. Sen de gerekiyorsa vereceksin. Ne var bununla? Ben sizi bir arada tutmak için neler çektim be? Ha? Ya bu çocuk? Ha? En başından beri Fehmi amcadan ayrı, reis babamdan ayrı neler çekti Zeynep? Ne kadar çabuk unuttun sen bunları? Zeynep biz neye katlanıyorsak senin için katlanıyoruz. Fatih için katlanıyoruz evet. Fatih sen kimin arkadaşısın ya? Ha? Sen benim arkadaşım değil miydin ya? Sen kimin yanındasın? Söylesene bana. Kusura bakmayacaksın ama ben haklı olanın yanındayım Zeynep. İyi. Geç. Hadi git haklı olanın yanına git hadi. Bak Zeynep'ciğim. Ne Zeynep? Git bu evden. Bak giderim. Git. Fadik dur bir. Abla bir sakin ol ya. Sen de Orhan git. Abla ne diyorsun ya? Ya abla yapma git diyorum ya. Duymak istemiyorum sesini, yüzünü görmek istemiyorum. Çık şu odadan. Hakkını. Çık şu odadan. Ayıp ediyorsun abla. Orhan. Bana karışma ya. Güzel bir aileyiz. Safralardan da kurtulduk. Oh be. Özümüze döndük ayol. Maşallah bize. Çok güzeliz çok. Niye bakıyorsun sen bana öyle? Anne sana inanamıyorum ya. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsun sen? Ne oldu ki? Ne mi olmuş? Abim evi terk etti anne. Ya sana söylediklerinin hiç mi bir etkisi olmadı pes? Ayol sinirliydi öyle söyleyiverdi işte. Ne olacak canım bunun için çocuğuma küsecek miyim yani ben? Ay yarın gelir oğluşum anneciğinden özür diler. Olur biter. Sen öyle zannet. Abim gitti anne. Gitmez gitmez bir yere gitmez. Sen canını sıkma canım. Rahat ol. Relax relax. Ya gitti işte. Amerika'ya da senin yüzünden kaçmıştı. Zeynep tuttu kolundan getirdi sağ olsun. Şimdi ikisini de kaybettik. Ya aklım almıyor. Bir insan kendi evladına nasıl böyle bir şey yapar ya? Senin... Sen benimle ne biçim konuşuyorsun çat 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 çat? Nasıl böyle çemkirirsin sen bana? Kimden öğrendiğini biliyorum bu çemkirmeleri senin. Kimdenmiş? Zeynep Paşa'sından kimden olacak? Oh iyi ki yapmışım. Ne de güzel yapmışım. Ailemizin şerefini kurtardım ben ayol. Oh şu aileye bak şu aileye. Maşallah. Yazık ya. Vallahi çok yazık. Abim o kadar haklıymış ki.
Ya deli deyip geçtiğin Şevket Reis kadar bile olamadın sen. Bana örnek gösterdiğin adama bak ayol, Şevket Reis. Kızına 26 yıl boyunca yalan söylemiş. Ayol hiç değilse ben gerçekçiyim yani. Ne güzel renkler bunlar, ay inanamıyorum. Allah, bunları size yaptıracağım. Yok, vazgeçtim, bunu beğenmedim. Ay o çok güzel, çok daha güzel. Şu yeşil yeşil benim oğlum, yeşil çok sever yavrum benim. İzim yok. Aynada bir gölgem yok. Gözlerinde yavaş yavaş solan bir düşün. Suretim yok. Arkamdan esen rüzgar durmuş. Yön gösteren yıldızım kayıp. Sahilinde karaya oturmuş bir gemiyim. Gel gitim yok. Yok. Her şey seninle başlar. Her şey seninle biter. Eğer kalbini ona vermezsen, bu adam göçüp gider, göçüp İzim yok. Önümde bir yolum yok. Kucağında yarım bırakılmış bir hikayeyim. Sonum yok. Her şey seninle başlar. Her şey seninle biter. Eğer kalbini bana vermezsen, bu adam göçüp gider. Her şey seninle başlar. Her şey seninle biter. Aşkını benden esirgersen, bu adam erir biter, erir biter, erir biter, erir biter.
Tamam. Bize olan öfkeni anlıyorum. Ama Fatih'in bu işte bir günahı yok. Baba şu an seni gerçekten dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin. Bize kızıp yuvanı dağıtmana izin veremem. Fatih bana defalarca geldi. Gerçeği sana açıklamamızı istedi. Ama ben izin vermedim. Benden korktuğu için açıklayamadı. Şimdi bana kızıp Fatih'i suçlamana izin vermem, tamam mı? Şu anda ne sana, ne Fatih'e, hiçbirinize güvenmiyorum. E ne yapacaksın yani? Böyle kendini odaya mı kapatacaksın? Aynen öyle yapacağım. Başka bir yalan duymamanın tek yolu bu çünkü. Zeynep bak, bize kızabilirsin. Bizden nefret edebilirsin. Tamam, hepsini anlıyorum ama... Aması maması yok bunun baba ya. Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Ben kimim? Ben neyim sizin için? Ya ben yıllarca onun hasretiyle büyüdüm baba. Anne kokusunu özlemek ne demek sen biliyor musun? Öyle canını istediği zaman öldü. Canınızı istediği zaman yaşıyor diyemezsiniz bana. Beni böyle kandıramazsınız. Şimdi çıkın. Yalnız kalmak istiyorum. Hayır, yalnız bırakmayacaksanız da söyleyin. Girip kendime kalacak başka bir yer bulurum ben. Zeynep. Çıkın dışarı. Kızım. Ya çıkın. Ya yeter ama ya. Ben bir günde akşama kadar uyuyamayacak mıyım ya? Kim o? Benim. Fatih. Fatih bak bir aksiyon maksiyon daha diyeceksen ben bunu kaldıramam kardeşim ya. Ne oldu oğlum? Bitti. Her şey bitti. Yoksa Zeynep öğrendi mi? Sen mi söyledin? Annem. Lan mukaddes. Pardon kanka ben boş bulundum ama. Ya ona neymiş? O niye söylüyor ki ya? Nasıl olsa öğrenecekti. Ne yaptı peki? Köpürdü mü? Evden gitti. Oğlu Selim'i de alıp evden gitti. Yani haksız da değil kanka. Ama üzme kendini ya, tamam ne yapalım, olmuş bitmiş artık. Şimdi birkaç gün geçsin bir döner gelir belki. Dönmez. Dönmesin de zaten. İstemiyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Kızın ayaklarına kapanacağın yerde. Kapanmadım mı sanıyorsun kanka? Bana ne dedi biliyor musun? Selim senin oğlun değil dedi. Sen onun babası değilsin dedi. Yani benim kolumu kesse, koparsa... daha az acırdı. O yüzden bitti her şey. Bir süre burada kalabilir miyim? Tabii kanka, ne kadar istiyorsan. Bir şey söyleyeceğim kanka. Burada olduğumu kimse bilmesin, tamam? Yok tamam, ben söylemem kimseye. Alo, efendim. Fatih ne oldu, konuşabildiniz mi Zeynep'le?
Evet Selin, evet konuştuk. Aldık bir güzel ağzımızın da payını hepimiz. Oh mis. Niye? Ne oldu ki? Ne olsun be tatlım ya. Hepimizi kovdu işte. Hadi dövmekten beter etti ya. Ya hayır hadi biz neyse de. Ay Selin abin. Abim oraya mı geldi? Ya taksi taksini anlatmasana, düzgünce anlat şunu. Ya Selin şu an o kadar sinirliyim ki sana yemin ediyorum elim ayağım titriyor tatlım ya. Ay ne dediğimi bilmiyorum gerçekten, dur tamam anlatacağım sana. Evet Fatih geldi Zeynep'lere. Ya kıza yalvardı ya, bir dakika konuşabilir miyiz diye yalvardı. Ama tabii bizimkinin canı yandı ya, herkesten çıkaracak ya acısını. Sen git çocuğa, Selim'in babası sen değilsin Ertan demiş ya. Ne? Ya yok. Yok siz yanlış anlamışsınızdır. Zeynep öyle bir şey demez, diyemez. Yok tatlım aynen de böyle demiş. İnanamıyorum ya. Ya Zeynep böyle bir şey nasıl söyler? Heh. İşte ben de aynen senin bu söylediğini söyledim. O yüzden de bastı kıçıma tekmeyi işte. Oh bir güzel de kovuldum üstüne. İnanamıyorum. Abim mahvolmuştur şimdi ya. Ah ya ah yazık garibim. Ay o evden bir çıkış gidişi vardı Selin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz konuştunuz mu? Nerede o, ne yapıyor, iyi miymiş? Yok. Arıyorum sabahtan beri açmıyor. Of. Of Zeynep. Of. Of sanki senin canını Fatih yaktı ya. Ay Selin bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten sinirden titriyorum. Hayatım ben bir su içeyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Seni arayacağım iki dakika. Tamam mı canım? Tamam güzel. Hadi öptüm. Hadi bay. Alacağın olsun senin Zeynep ya. Nasıl yaparsın bunu mukaddes? Nasıl bir insansın sen? Ya bir kerecik diğerkâm olsan, kendinden başkalarını da düşünsen dünyanın sonu mu gelirdi mukaddes? Nasıl yaptın bunu? Bu senin evladın. Mutlu musun şimdi? Ay, çok mutluyum anneciğim. Çok mutluyum. Yani işte siz şimdi görmüyorsunuz ya gerçeği. Vallahi sonunda bana teşekkür edeceksiniz. Fehmi, al götür şu karını. Gözüm görmesin yoksa çıldıracağım. Bak gel kızım, ne oldu? Bir haber var mı? Buluştunuz mu? Selin ne yaptı Fatih? Gitti mi Zeynep'e? Gitmiş. E peki ne olmuş? Oradalar mı? Yüzünün haline bakılırsa pek başarılı olamamış galiba. Bu sefer öyle kolay barışacaklar gibi durmuyor baba. Aa, öyle olur mu canım? Tabii ki barışacaklar. Çocukları var onların. Ayrıca birbirlerini çok seviyorlar. Yok canım barışırlar, barışırlar. Hmm. Barışırlar. Zeynep abimi kovmuş. Hem de çok fena kovmuş. Ne? Ayol kovar tabii. Tabii ki kovar. Ben size söylüyorum işte, gördünüz siz de. Fatih'in sırrını bahane etti. Silkip attı çocuğumu o kadar. Ya saçmalama mukaddes. Niye yapsın öyle bir şey? Hem Zeynep öyle bir kız değil. Tam da öyle bir kız. Annesinin Karun kadar zengin Meryem Hanım olduğunu öğrenince benim oğluma tekmeyi basıverdi işte. Bu kadar basit. Ben size başından beri söylüyorum. Bu kız servet avcısı. E görmüyor musunuz nasıl da haklı çıkıyorum ya? Komplo teorilerini kendine sakla mukaddes. Bu konuda başarılı olamayacaksın. Anneciğim, resmin tamamını sizden önce görüyorum diye siz niye beni çekemiyorsunuz ha? Kes artık mukaddes. Kes. Fehmi gerçekler. Gerçekler Fehmi, gerçekler. Gerçekler her zaman acıdır Fehmi, gerçekler. Ay, ay. Konuşmamız lazım Zeynep. Selin hiç konuşacak durumda değilim ya. Daha sonra konuşsak olur mu? Hayır şimdi konuşacağız. Abim gerçekleri herkese anlatacak. Gerçekleri mi?
Benden vaz mı geçti? Eniştemin kağıttan uçaklarla oynamaya şöyle biraz geçmedi mi ya? Ya bu onun karar verme ritüeli. Şimdi uçağı atıyor. Eğer uçak yere çakılırsa olumsuz yönde karar veriyor. Ama havada biraz kalırsa olumlu yönde karar veriyor. Şimdi neye karar veriyor? Kankacığım ne düşünüyorsun? Sen nereden çıktın? Ha ben şimdi geldim enişte, şimdi geldim. İşte ya seni merak ettim diye geldim de gideyim mi? Bana ne bakıyorsun? Adam çıkmış gelmiş. Ya söylesene. Evet, evet ben çıktım geldim. Çıktım geldim. Sen de biz neden öyle çıkınca hani böyle kötü kötü merak ettim. Ne yapayım, gideyim mi? Gideyim mi, gideyim mi deyip durma. Nereden biliyorsun burada olduğumu diyorum. Ha ben Selin'i aradım, evde yok dedi. Zaten bir tane arkadaşım var yani öyle tahmin etmek çok da zor değil. Orhan bak, ne Selin, ne de başka biri. Burada olduğumu bilmeyecek, tamam mı? Ya tamam işte, tabii ki bilmeyecek. Ya ben senin yanındayım. Ya enişteciğim, asma suratını be. Ya bak, ablamı biliyorsun. Şimdiye kadar 1000 kere pişman olmuştur zaten. Ya yakında düzelirsiniz bence. Evet, evet yani. Hem baksana bizim Selin'le olan ilişkimize. Ha yani ilişki yok. İlişki falan kesinlikle öyle bir şey yok ya. Ya yanlış anlama yani. Tabii ki ha bir ilişki var, severiz birbirimizi de. Ama öyle sanki senin düşündüğün gibi bir ilişki değil yani. Ya Orhan'cığım. Ya ne saçmalıyorsun sen? Ya ben üzüntüden ne dediğimi biliyor musun ya? Boşuna çenenizi yormayın. Ben kararımı verdim. Zeynep'ten ayrılıyorum. Ne diyorsun lan sen? Ne ayrılması? Enişte bu hayatımda duyduğum en saçma karar. Bence çok mantıklı. Zeynep'in güvenini kazanamadıktan sonra... oğluma babalık yapamadıktan sonra... hiçbir anlamı yok. Ya enişte olur mu öyle şey ya? Sen onun babasısın. Değilim. Değilmişim yani. Ya siz ne inatçıymışsınız arkadaş ya. Biri odaya kendine gitler dışarı çıkmaz. Birisi gamlı baykuş gibi önüne bakar durur. Ya siz oturup bir konuşsanız her şeyi halledeceksiniz zaten ya. Ama yok. Aynı köprünün inatçı keçileri gibi abi gidişin durun yani. Ya şu gururu bir kenara bırakın artık ya. Evet bastır Mete bastır. Enişte biz aşkta gurur olmaz diyen ataların torunlarıyız. Hangi atalar lan onlar? Bak aklıma gelmedi söyleyeceğim. Selin sen beni biliyorsun. Beni tanıyorsun. Ya ben sadece bana yalan söylenmesinden hiç hoşlanmıyorum. Ve Fatih de en başından beri biliyormuş bunu ve bana... En başından beri dediğin ne Zeynep? Siz Amerika'dan döneli zaten ne kadar oldu? Ya Selim... Ya sen Selim'in babası değilsin derken... onun ne kadar kırılacağını, ne hissedeceğini hiç düşünmedin mi? Ben bir anlık öfkeyle intikamını mı aldım? Sırf sana yalan söyledi diye onu kırmayı mı seçtin? Hayır Selin saçmalama. Ya bu öyle bir şey değil ben... Zeynep bak. Ben seni en başından yengem olarak kabul ettim. Selim'i de yeğenim. Herkes öyle kabul etti. Bir kere bile sorgulamadık. Biz senin için annemizi aldık karşımıza. Ama görüyorum ki sen bizi hiç kabul etmemişsin. Abim haklıymış. Şimdi gerçekleri ailemize anlatıp senden boşanmayı düşünüyorum. Keşke sen de bu ilişki için bir adım atsaydın. Biz seni çok sevmiştik.
Ben Fatih'siz yaşayamam. Anlatsana ne olur, nasıl ikna ettin konuşmayı? Hepimizi kovmuştu bu kız. En hassas yerinden vurarak. Vay, neresiymiş orası ya? Yani şöyle, abim bütün gerçekleri herkese anlatacak dedim. Ne diyorsun sen ya? Ödü patladı. Fatih benden vaz mı geçecek dedi. Sen var ya sen. Harikasın sen ya. Aferin sana. Sonra? Sonra? Abim senden boşanacak dedim. Ne? Selin? Fatih böyle bir şey mi söyledi? Ya yok Fatih, saçmalama, olur mu öyle şey? Yani sanmıyorum. Bilmiyorum. Ya adam ortalıkta yok ki. Zaten bu sessizlik hiç hayra alamet değil ya. Evet değil. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Bekleyeceğiz. Tamam. Bekleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Sen de burada kal istiyorsan benimle. Beraber bekleriz. Ya yok yok, ben eve gideyim. Şimdi abinden haber falan gelir. Ben evde olayım. Tamam. Tamam, sen de haklısın. Konuşuruz zaten ya telefonla falan. Konuşuruz. Hadi ben seni geçireyim. Ay tatlım sen neymişsin ya? Selim'e bakar mısın? Uyandı da. Benim bir işim var. Uy bakarım tabii kızım, bakarım. Lütfen beni affet. Bak bir daha özür dilerim. İstersen bir daha da dilerim. Özür dilerim Fatih, özür dilerim. Zeynep. Annem. Kız. Ya ben sana küsmedim ki. Vallahi mi? Ama ben seni çok kırdım. Ya ne kırdın be? Kırmadın ya. Unuttum gitti zaten. Canım benim, sen iyi misin? İyiyim. Ay canım benim. Lan yalnız ne biçim korkuttun? Yemin ediyorum yatağa bırakıyordum ya. O günler devam ediyor. Bak şimdi küseceğim ama. Kızım o zaman uykum vardı işte. Arada böyle şey yapıyordum. Ne var ya? Tamam küstüm. Hadi gel ne olur. Barıştık 5 dakikada. Sen bana küsersen ben ne yaparım ya? Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın. Bana bak, sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Kız ne güzel, beni de duygulandırdı sağ. Çocukluğumuzdaki gibi. Kız. Çocukluğunuzdaki gibi beni de arazı alsanıza. Ay ben teyze, ne yaptın ya o eskiden de. Hakikaten anne artık büyüdük ya. Eşek kadar olduk ya. 5 dakika. Kız siz büyüdünüz de ben aynı kaldım. Anne. Bacak. Bacak. Anne biz birleştik burada. Bacak. Sizin de mustajı yapılmıyor ya. O çorapları da yere atmışsın. Al onları vallahi. Öldürürüm seni ha. Senin dizin miydi o? Neyse ki çoktan doğurmuştum. Oh, ben. Benim ayağım.
taş gibi yılan kırdı. Nasıl be? Manyak mısın? Anneciğim dur gel yine. Küçük yapma. Şunu da vallahi büyüteceğim ya. Hadi giyin. Of. Hadi giyin gel. Kapıda bekliyorum. Hadi. Selin sen haklıydın. Çok özür dilerim. Konuşabilir miyiz lütfen? Abi! Babaanne! Ay, ay, ne oldu kızım? Durma. Ne oldu? Haberler süper babaanneciğim. Bu sabah bu evde benden başka neşeyle uyananlar da var. Selin çabuk söyle. Ne oldu? Barış doyar mı? Henüz değil ama barışacaklar. Ne? Hadi inşallah. Ya dün Zeynep'e gitmiştim ya konuşmak için. Hı-hı. İnadı geçmiş, yumuşacık olmuş. Hatalı olduğunu da kabullenmiş. Şimdi onlara gidiyorum. Akşama belki üçümüz döneriz. Hayır! Sen annene bakma kızım. Git çabuk, tut onları enselerinden akşam yemeğe getir. Aferin benim kızıma. Aferin, seninle gurur duyuyorum. Ay, akıllı torunum benim, akıllı torunum. Ne oluyor ya, ne oluyor? Hiçbir yere gidemez. Otur oturduğun yerde. O kız bu eve gelmeyecek. Sana öyle geliyor mukaddes. Bu ev senin olduğu kadar onun da evi. Ya siz kör mü oldunuz? Ne oldu, kör mü oldunuz? Görmüyor musunuz? Oğlumu sürüm sürüm süründürüyor bu kız. Maymun etti çocuğumu ya. Görün artık gerçekleri. Hadi kızım. Hadi kızım sen çabuk git haber ver. Hayırlı işler bekletilmez. Hadi bakayım. Tamam ben çıkıyorum. Hadi koş. Biraz gel. Ay, bütün çabalarım boşa mı gidecek benim? Ya Fatih, Fatih nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ya Fatih bak, bugün olmaz ya. Bak şimdi. Ya bugün gidip senin Zeynep'ten ayrılmana ben göz yumamam ya. Ya oğlum Allah aşkına çekil hadi. Ya Fatih bak. Ne olur kardeşim bak, bir fırsat ver kıza ya. Ya belki hatasını anlayacak, gelecek, af dileyecek, bir şans ver ya. Ya oğlum ne diyorsun sen? Zeynep'e gitmiyorum ki ben. Yalancı. Ya şirkete gidiyorum. E yalan söylüyorsun, düpedüz yalan söylüyorsun. Ya sen normal zamanda şirkete gitmeyen adam, bugün mü şirkete gideceğini tuttu ya? Kesin ayrılmaya gidiyorsun, ne olur yapma. Ya oğlum hasta etme adamı Allah Allah ya. Evde kapalı mı kalayım, şirkete gidiyorum işte, çekil. Ya ne yapacaksın şirkette? Ne bileyim. Oyalanırım işte, hesaplara bakarım. Bak dur, salla sen şirketi, salla gitsin. Bak biz seninle şimdi güzel bir spora gidelim abi. Böyle enerjimizi atalım gitsin ya. Bak, bugün ayrılma Zeynep'ten sen ya. Mete. Ya ben şimdi gidiyorum, üstümü değiştireceğim, geleceğim. Seninle spora gideceğiz, olur mu? Üstüme gelme. Ya kanka, kanka bak ne olur ya bak. Senden bu kadardık hiçbir şey istemedim ben. Çocukluktan beri hiçbir şey istemedim. 40 yılda bir şey istiyorum ya. Ya Zeynep'e bir şans ver. Bugün bari ayrılma, bugün ayrılma. Ne olur ayrılma bugün ya. Mete, üstüme gelme. Fatih. Hadi. Ayrılma işte, ne boş konuşuyoruz bunu ya. Selin iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sen haklıydın. Haklıydım tabii. Ben senin için, abim için söyledim onları. Sen benim yengemsin ya. Acaba hala yengem mi? Öylesin tabii. Ya sen abime bakma. O şimdi böyle tavır falan yapıyor ama yakında yumuşayacaktır o. Nasıl olacak bu iş? Ha? Ya Fatih'i affettirmek için ne yapmam lazım sizce? Bir düşünelim. Yok ya. Ben bittim. Mümkün değil. O kadar kırdım ki Fatih'i. Zeynep. Hı? Hayatım umutsuzluğa kapılacak zaman değil şu an ya. Fatih'ten bahsediyoruz biz. Ha? Senin için herkesi karşısına alan Fatih'ten bahsediyoruz. Ya tabii ki de seni affedecek. Bulacağız bir yolunu. Ama böyle olmaz. Senin toparlanman lazım. İnanman lazım bir kere ya. Ha? Yılmaman lazım. Tamam. Yılmayacağım. Savaşacaksın. Savaşacağım. Kendini affettireceksin. Evet ya. Kendimi affettireceğim. Başarana kadar da durmayacaksın. Başarana kadar da durmayacağım. Fatih. Zeynep. Fatih konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Fatih'cim lütfen bir dakikacık konuşalım bak. Bir dakika. Dün konuştuk o bir dakika ne konuşacaksın. Ben pişmanım.
Çok pişmanım Fatih. İki yetişkin gibi oturup konuşalım ne olursun. Zeynep işlerim var, meşgulüm. Lan! Kağıt oyunu oynuyorsun, ne meşgulü? Strateji çalışıyorum ben ya. Toplantıya gireceğim, hazırlanıyorum. Rahat bıraksana beni. Yok! Olmadı. Sen de hemen pes mi ettin? Hani yılmayacaktın? Hı? Sen de kaderine razı gelip köşeye mi sindin? Yazıklar olsun. Dik dur azıcık ya. Ya güzelim benim, sen Fadi'nin arkadaşısın. Arkadaşın hakkını ver ya. Büyük düşün. İyi de Fadik ya şimdi. Seni baz alınca düşüncelerim 1,5 metreyi geçemiyor. Kalk ayağa Zeynep. Kalk. Evet Zeynep ayağa kalk. Pes etmek yok. Evet ya. Pes etmeyeceğim. Fatih. Fatih gerçekten çok üzüldüm. İnan o kadar pişmanım ki. Ya çok pişmanım Fatih. Yoksa ben, bak ya sen beni biliyorsun, ben sinirlenince ağzımdan öyle şeyler çıkıyor. Yoksa ben hiç sana öyle bir şey der miyim Fatih? Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Ha? Çok özür dilerim, bak çok pişmanım, ne olur affet beni Fatih, ne olursun. Fatih! Ya! Fatih ya, lütfen affet beni! Ya. O zaman düşünce şeklimizi değiştirelim. Nasıl? Nasıl? Mesela abimin yerinde biz olsaydık affetmek için ne beklerdik? Ne beklerdik? Ne yapsa affederdik? Ne yapsa affederdik? Ne söylese affederdik? Ne? Buldum. Ne? Düşün peşime. Hadi. Nereye gidiyorsun? Abi bu sefer hal oldu bu iş. Kalk 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 kalk. Ne? Hadi bebiş. Kalk 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 kalk. Haydi. Gidiyoruz. Ay halam görmesin. Hadi at at at. Düşünüyorum derden bu
Zeynep Hanım! Lan! Mustafa! Senin ne işin var burada? Fatih nerede? Fatih Bey evde yok ki efendim. Demin aradı bir şey istedi. Ben de tam ona bakıyordum. Nasıl yok ya? Fatih! Senin yüzünden yine rezil oldum. Ama çok iyiydin be güzelim ya. Ya bırak ya. Kimi boğazlıyorlar ayol? Hayatımda böyle iğrenç ses görmedim. Dağ başı mı burası ha? Dağ başı mı? Her önüne gelen burada anılacak mı? Ben çok özür dilerim. Sizi çok rahatsız ettim. Bunca yıl seni dinledik Mukaddes. Biraz da Zeynep'i dinleyelim. Ben çok sevdim Zeynep'ciğim. Harikaydı. Gerçekten mi? Evet. Hadi gel canım içeriye girelim. Ay yok artık yani ya yok artık. Bir de işlerimi alacağız bunları. Evet Mukaddes. Evet. Ya baba abim nerede? Bilmiyorum kızım. Nereden bileyim? Biz gidelim en iyisi. Sizde yatınca rahatsızlık var. Gidelim toparlan Ramazan toparlan. Zeynep. Efendim. Olur mu öyle şey kızım kapıdan geri dönme? Yok Zeynep Bey gerçekten biz yatınca rahatsızlık verdik size. Çıkalım toparlanalım. Zeynep. Burası bizim olduğu kadar senin de evin kızım. Tamam mı? Hadi bakayım yürü. Çocuklar siz hadi de gelin bir kahve içelim. Mukaddes çekil. Allah. Mukaddes çekil. Bu ne böyle? Ne kılık bu böyle? Şam şeytanı gibisin. Fıs fıs fıs. Hadi. Kış kış kış. Bir daha da gel. Kış kış kış. Hadi. Bir daha da gel Beyra. Biraz daha mı çalsaydık ya? Ramazan Bey kardeş, bir şarkı rica edebilir miyim ya? Ne istiyorsun ya? Arabesk olsun, bizim olsun. Ay ben çok severim aslında, yapsak mı?